Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com slash slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız İki haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com slash bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Dilara Noitze. Klarna'da Senior Design Lead olarak çalışıyor. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum, teşekkür ederim. Kısaca kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum davetin için. Ve özellikle benim için heyecanlı olan bir şey var UX hakkında ilk podcastim Türkçe olarak. O yüzden terminoloji konusunda biraz tarzancam olabilir. Dikkat edeceğim buna. Ben yaklaşık 7 seneye aşkındır dijital ürün tasarımı konusunda çalışıyorum içinde kimya mühendisliği okudum. Aslında birçok Türk genci gibi çok erken yaşta alınmış kararların sonucu yaşanan bir mesleki tatminsizlik sonucu. Üniversitenin son senesinde tasarım okumaya karar verdim. 2013 senesindeydi işte bu. Pratt Institute'dan kabul alınca Design Management Master için New York'a taşındım. Ee, orada da aslında kendimi böyle farklı derslerin içinde keşfederken işte hem analitik yönümü hani mühendislikten edindiğim analitik yönümü kullanabileceğim hem de kreatif alanda gelişebileceğim bir alan olan UX'le o zaman tanıştım. E, New York'ta olduğum sürede hem işte farklı projelerde işte küçük startuplar olsun işte büyük corporate firmalar olsun onlar da böyle farklı farklı projeler yaparken kendimi o anlamda geliştirdim. Sonrasında da işte beş sene önce Berlin'e e, taşındım. Burada da işte hem küçük startup olsun işte büyüme evresindeki internet firmaları olsun farklı farklı rollerde çalıştım işte baş tasarımcı olarak işte ilk ikinci tasarımcı olarak işte şirketlerin daha tasarım süreçleri oturmamışken onlara işte hiring proses geliştirmek olsun ilk ürünleri çıkarmak olsun gibi gibi alanlarda çalıştım. Bu anlamdaki en kapsamlı ilk tecrübe aslında Delivery Hero altında çalıştığım bir markada edindim. işte Fudora'da. Orada ikinci tasarımcı olarak işe alınmıştım. İşte redesign projesinden tutun, işte design sistemin ilk temellerini oluşturmaya, ekibi işte iki kişiden sekiz kişiye çıkarmaya kadar farklı farklı görevlerim oldu iki sene boyunca. Ondan sonra da işte seyahat firmasına yöneldim. Get Your Guide diye belki duymuşsundur. Ee, orada da keşif süreçlerinde işte Discovery ve Search Experience'da çalıştım bir süre. Yine design sistem temelini oluşturulan bir dönemde geçmiştim oraya da. Orada da o anlamda görevlerim oldu. yaklaşık bir buçuk senedir de Klarna'dayım. Burada da ekip yönetiyorum şu anda. Beş tasarımcı, iki UX writer ve şu anda aramakta olduğumuz UX araştırmacısından oluşuyor. Bizim banka, ben, benim şu anda çalıştığım birim banka ve finansal ürünler geliştiren taraf. Yaklaşık 13 ekip bunların 7'si consumer facing yani cross functional çalışan product ekipleri ve toplamda da yaklaşık 80-85 kişiyiz şu anda. Ben katıldığımda 3 ekiptik. Sadece bir tanesi consumer facing ürün geliştiriyordu. Yaklaşık bir 6-8 ayda ekibi işte 5 tasarımcıya çıkardık. Ee, öte yandan da tabii consumer facing tarafında geliş, geliştirdiğimiz ürünler büyüyünce ekipler de büyüdü. Şu anda o ekibi işte geliştirmeye, tasarım süreçlerini oluşturmaya, onların kariyer gelişimlerini oluşturmaya devam ediyorum. Bu hani en temel görevim şu anda Klarna'da. Onun dışında da diğer bir direktör arkadaşımla birlikte product design tarafında grup liderliği yapıyoruz. Bu da Klarna'nın işte tasarım süreçlerini olgunlaştırmak olsun, farklı inisiyatifler işte projeler geliştirmek olsun bu gibi görevleri kapsıyor. Onun dışında da global işte işe alım, Berlin, e, Stockholm ve yakın zamanda Milan ve e, Amerika'da da işe alımlara başladık. Buradaki işte guideline oluşturmak, işte interviewları nasıl yapacağız, nasıl feedback vereceğiz gibi süreçleri yönetiyoruz. Yani bu gibi özetleyebilirim. <laughs> farklı farklı aşamalarda dahil olmuşun şirketlere. Birkaç kere de hani design sistem oluşturma veya işte biraz daha design kültürü oturtma, ekip kurma gibi daha böyle hani high level işlerle de uğraşmışsın. Peki ya yani şeyi soracağım, design kültürü senin için ne demek ve hani yarın mesela yeni bir şirkette çalışmaya başlasan orada oturtmaya çalışacağın şeyler neler olurdu? Çok güzel soru. Bana göre aslında kültür sadece tasarım açısından değil genel olarak hani bir çalışma kültürü nasıl oluşturmalı diye yaklaşıyorum. Çünkü tasarım şu anda çok cross disipliner bir şirket yapısında çalıştığı için bir sürü işte collaboration gerektirilen ve sinerji gerektiren durumlar oluyor. Benim için daha çok hani belirli değerler üzerine kurulmuş prensipler üzerine geliştirilebilecek bir şey diye düşünüyorum. Ve hani temelde benim için önemli olan ve başarılı olduğunu gördüğüm şeyler işte psychological safety dediğimiz insanların risk alıp deneysel yaklaşımla ürün geliştirebileceği rahat bir atmosfer oluşturmak olsun beraber çalışarak hani ekip olarak bir şeyler yaratmak hani kişisel olarak değil de bir arada farklı disiplinlerden, farklı bakış açılardan insanları getirip daha hani kapsamlı ürün geliştirebilecek bir yapıya önem veriyorum. Özellikle de tasarım ekibini oluştururken şimdi her ne kadar tasarımcılar şu anda hani benim çalıştığım setuplarda işte product manager'ın yönettiği hani team roadmap'ini oluşturdu işte ...tech lead onun onun dışında işte developer'lar da birlikte çalıştıkları halde sonuçta bir design takımı olarak da daha horizontalda bir e, sinerjileri de olması gerekiyor ve o noktada da farklı böyle temel yetilerin üzerine konulacak daha böyle kişisel anlamda daha özel şeyler katabileceği yeteneklere bakmaya çalışıyor. Mesela bir tanesi daha böyle interaction ve motion alanında e, ilgisi olabiliyor. O konuya daha çok eğilmiş olabiliyor. Ötekisi daha mesela research konusunda çok daha farklı bakış açıları olabiliyor. Daha kreatif yöntemler geliştiriyor. O olana mesela çok daha ilgili olabiliyor. Bu gibi hani daha yan görevlere de bakmaya çalışıyorum işe alım sürecinde kendi ekibimi oluştururken. Daha böyle büyük ve kapsamlı projelerde tasarımcıların birlikte çalışması gerektiği bir durumda o hani komplementer olabilmesi için iyi olduğunu düşünüyorum. O da aslında bir şekilde daha beraber hani ekip ruhuyla çalışmayı da tetikliyor ve o da hani bu anlamda bahsettiğim gibi kültüre de pozitif etkisi olduğunu düşünüyorum. Peki mesela işte farklı farklı profillere profillerden bahsettin hani farklı profilleri olan tasarımcılar var İşe alırken bu kişinin profili nedir gibi onu anlamaya mı çalışıyorsun yoksa bize böyle bir profil biri lazım ona göre birini bulalım mı diyorsun? Hı -hı. Aslında tabii bu iki aşamalı. Tabii beklenen daha böyle temel rol gereksinimleri oluyor. Bu da mesela yine iki kademeli. Bir tanesi o spesifik olan role gereksinimler. Öteki tarafta da hani bütün product designer'ların hani foundational skill'leri de çok önemli. İşte benim için mesela bu üç aşamadan oluşuyor. İşte product sense dediğimiz o ürün geliştirme stratejisi, problem çözme yeteneği, bu gibi daha metodoloji üzerinden olan yetkinliklerin çok temel gereksinim olduğunu düşünüyorum. Bu gibi ekiplerde hani ürünü başından sonuna kadar götürebilecek o product thinking'i yüksek tasarımcılar olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bir de bunun öteki tarafında ürünü sonuna kadar taşıyabilmeleri önemli. İşte teknik anlamda ne kadar belirli hani understandingleri var. Tabii ki ben her tasarımcının kod yazması gerektiğini de düşünmüyorum ama genel olarak hani yazılım süreçleri, ürünün nasıl çalıştığına dair ve herhangi bir foundational bilgisi olduğu zaman bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ürünlere daha iteratif süreçlerle yaklaştığımızda daha kalıcı çözümler, daha böyle piyasaya çok çabuk çıkarabileceğimiz çözümleri oluştururken de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bilgiden birazcık uzak kalındığında tasarımcılar bazen çok feasible olmayan sonuçlara gidebiliyor. O anlamda o understanding'in olması önemli. Tabii ki en temelde de craft tarafı çok önemli. Günün sonunda tasarımcının o ürünü en iyi şekilde sunabilmesi en önemli yetkinliği. Bu anlamda tabii temel işte bu üç alanda yetkinlikleri olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bazen mesela bir problem space'te çalışırken o problem space'de daha çok görsel tasarım gerektiren deneyim tasarımı tanımlanmış olabiliyor. Mesela o gibi süreçlerde şöyle belirliyoruz: Foundational skill'leri olsun bu product designer'ın ama görsel anlamda bir diğer tasarımcıya göre daha gelişmiş olsun ve o anlamda kendini daha çok geliştirmeye ilgisi olsun. Çünkü bu sadece şey de değil yani temelde o yetenekler olması değil, o alanda gerçekten devam etmek istiyor mu yoksa başka alanlara mı evrilmek istiyor? Süreçlerde de bunu anlamaya çalışıyorum. Hem rol için gereksinimler hem de o tasarımcının bir sonraki rolünde gerçekten o anlamda ilerlemeye devam edip etmeme isteği. Onun dışında süreçlerde de tabii gördüğümüz belirli bonus yetkinlikler olabiliyor önceden planlamadığımız, tanımlamadığımız ama ileride ekip içinde çalıştığımız o birim içinde potansiyel olabilecek ve sonradan bizi başka noktalara taşıyabilecek yetkinlikleri de fark etme imkanı oluyor. Onlar da tabii bonus oluyor bizim için. Bunları da nasıl tanımlıyoruz? Tabii ki belirli sorular, metotlar, farklı farklı interview structure'ları oluşturduk mesela bu son bir, bir buçuk sene içerisinde. O da bize... Ne gibi? Onları biraz bahsedebilir misin? Tabii tabii şimdi ben başladığım zaman Klarna'da bu anlamda çok oturmuş bir ve takip edilen istikrarlı bir interview süreci yoktu en azından product design için. Ve bu bahsettiğim o üç ana yetkinliği tek tek hani detaylandırarak e, analiz edebileceğimiz, gözlemleyebileceğimiz farklı interview setupları geliştirdik. Şirketin genelinde şu anda iki ana gruptan oluşuyor interview süreçleri Klarna'da. İlk süreç daha Yetkin, temel yetkinlikleri anlamaya yönelik işte skills interview diye geçen diğeri de bar raiser diye geçen bir interview o da daha çok kültürel anlamda hani Klarna'nın genel leadership prensiplerine ne kadar uyuyorsun genel olarak çalışma alışkanlıkların, prensiplerin, motivasyonların bu gibi hani daha davranışsal, daha case by case soruların olduğu daha cultural fit odaklı bir süreçten geçiriyoruz orada da mesela daha jenerik sorular sormak yerine tasarım süreçlerinde işte ürün müdürleriyle ilişkileri herhangi bir anlaşmazlık olduğunda ya da farklı fikirler oldu, olduğunda ne kadar yapıcı çözümler ürettikleri gibi gibi daha spesifikleştirdik o süreci. Bu süreçler geç, hani başarıya ulaştıktan sonra ikinci aşamada hani ne gibi şeyleri daha çok valide edebiliriz ona odaklanmaya çalıştık. Zaten orada çok fazla netlik yoktu ben başladığım zaman ve bu skills interviewlarda işte portfolyo üzerinden yapılan bir interview yaklaşık bir saat sürüyor. Orada biz tasarımcının bir veya maksimum iki projeyi bize daha detaylı anlatmasını, ne gibi işte zorluklar yaşadı, neler öğrendi bunları analiz etmeye çalışıyoruz. Fakat orada yakaladığım ve aslında çok netlik kazandıramadığım bir şey vardı. O da portfolyo reviewları genelde çok böyle Türkçesini bak şu an hatırlayamadım. Yani rehearsed yani daha önceden çalışılmış. Belki de onların da çok oluşturmadığı şeyler evet hakim olmadığı durumlar olabiliyor. Tabii ki hani onların genel yeteneklerini, yetkinliklerini o süreçte biraz anlamış oluyoruz. Fakat o problem çözme yetisi ya da bir sorunla ilk defa karşılaştığında nasıl yaklaştığını çok fazla ölçümleyemiyorduk. O yüzden de şöyle bir çalışma metodu birkaç brainstorming yaptıktan sonra problem solving exercise diye bir şey geliştirdik ikinci aşama skills interviewlarında. Orada da ne işte finansla alakalı ne daha önceden o adayın çalıştığı sektörle alakalı olmayan herhangi bir abstract bir konuyu seçip onun üzerinden bir hani bir çözüme nasıl gittiği o yolculuğunu anlamak üzerine bir whiteboard challenge oluşturduk. Bu tabii ki pandemi döneminden önce çok daha kolay ve hani en azından adaylar için çok daha kolay bir süreçti. Çünkü hani zaten çalışma ortamında hep birlikte o sinerjiyi yakalayarak çalışıyoruz. İşte whiteboard bir tarafta duruyor. Birileri sorular soruyor. Ona reflect edip işte süreci tanımlıyorsun beraber. Case'i o anda mı veriyorsunuz yoksa evet. önden mi? Yok o anda, önden okay. yollamıyoruz. Biz de bilmiyoruz. Bu arada ben mesela bir tek ben biliyor oluyorum. Çünkü ben moderate ettiğim sessionlarda hani ben seçtiğim için konuyu. O problem solving exercise'a da davet ettiğimiz kişiler ürün müdürü, ekipten bir tasarımcı ve yine o birimde çalışan başka bir tasarımcı şeklinde oluşuyor. Onlar da bilmiyorlar çoğu zaman ilk verilen konuyu ki hani orada bir ön yargı oluşmasın ya da herkes eşit konumda başlasın diye. Çünkü burada amaç aslında en inovatif çözümü bulmaktansa oraya nasıl gittiği, ne gibi bir mindset'le yaklaştığı, ne gibi sorular sorduğu üzerine e, odaklı. Ve aynı zamanda şöyle bir artısı da oldu bu çalışmanın. Ürün müdürünün ve ekipteki diğer insanların o kişiyle nasıl çalışacağına dair aslında bir role playing görevi de görmüş oluyor. Çünkü soru sorduğu zaman mesela işte ürün müdür, "Burada nasıl yaklaştın? O soruya nasıl cevap veriyor? İşte daha defansif mi yaklaşıyor ya da daha orada bir araya getirerek hani ekip ruhu oluşarak mı çalışıyorlar? O, o, dinamikleri de ölçmeye fayda sağlıyor aslında. Ondan sonra da daha böyle işte problem space odaklı diğer ekip elemanlarıyla da tanışabileceği bir team fit interview oluyor ondan sonra da. Orada daha çok bu çalışma üzerine konuşmak yerine o işte problem space'e dair soru ve cevap şeklinde bir interview yapıyoruz. En sonda da çok kısa bir career talk ayarladık mesela o da tasarımcıyla tasarım işte ekip liderleri arasında o tasarımcının işte bu roldeki amaçları ne ne gibi işte büyüme hedefleri var kendilerini nerede görüyorlar. Bu anlamda da en doğru ekibi aslında yerleştirmek ve o kişiyle ilgili bir kariyer planı önceden yapabilme olasılığı da tanımış oluyor. Bir de tabii. Klarna içindeki tasarım kültürünü tekrar anlatmak ve aynı zamanda işte adaya da bilgi verebilmek için de güzel bir ortam oluşturmuş oluyor. Çünkü benim şu anda özellikle kıdemli tasarımcılarda gördüğüm en önemli, hani en ortak sorulardan bir tanesi işte buradan sonra nereye gideceğim? Ne gibi career growth çizebiliyorsunuz Klarna'da? İşte uzun vadede Burada kalmak isteyen tasarımcılar için ne gibi fırsatlar var? Ne gibi eğitimler sağlıyorsunuz? Gibi bir sürü sorular geliyor. Ve bu soruları da yanıtlamak için güzel bir fırsat oluyor aslında. Bütün bu süreçlerden sonra her şey olumlu gelişirse işte teklif yapıyoruz. Süper. Bayağı rigorous bir süreç. Ama tabii çok daha anlaşılır. Hani iki taraf için de uygun olmasını bekleriz. Şeyde bu süreçte de aslında hani ürün yöneticisini de dahil etmenizde zaten aslında gerçekten o cross functional takım yapısı işte tek başına değil de takım olarak bir şey çıkarma şeyini zaten vurguluyor. Oradan da aslında şeyi soracağım yani nasıl bir organizasyonel yapı var ve organizasyonel yapı sence hani nasıl etkiliyor? Sonuçta ortada bir tasarım söz konusu. Organizasyonel yapı tasarımı. O konuya da hani biraz girelim istiyorum. Yani onun etkisi ne oluyor? Tabii tabii. O bahsettiğin işte cross functional e, yapıyı önceden role playing şeklinde görmüş oluyoruz. Bu bu interview süreçlerinde çok önemli bir alıntı yapmıştım. Bir tane yazılımcı uzun süre bu çalışma e, interview süreçlerine katıldıktan sonra şey dedi. O insanla nasıl çalışabileceğimi gördüm. Mesela bunu yakalamak çok önemli. Ve bu an bu süreçten geçirip başarılı olduğumuz adaylarla işte teklif verdiğimiz adaylarla gerçekten çalışmaya başladığımızda bunun valide edildiğini gördük ve o ekiplerde gerçekten çok böyle yakın çalışılıyor. Çok entegre çalışılıyor. İşte ürünün en baştaki o discovery sürecinden ürünün işte piyasaya sürülmesine kadar hem tasarımcılar hem yazılımcılar çok yakın çalışıyorlar. O anlamda çok güzel bir deneyim oldu. Organizasyonel yapı şu anda Klarna'da benzer işte squad ve tribe sistemine yakın bir structure'da çalışıyoruz biz. İşte cross functional ekipler product manager tarafından genelde yönetiliyor. Orada işte bir tasarımcı, işte tech lead ve developerlardan oluşan ve hani daha bağımsız çalışabilen, kendi roadmap'leri olan ekipler. Birbirine yakın alanlarda, işte problem space'lerde çalışan bu değişik takımlar daha büyük ekipleri oluşturuyor. Biz bunlara domain diyoruz. Klarna'da işte Spotify'daki Tribe gibi. Ve Klarna şu anda bu farklı hani distributed domain sistemlerinden oluşuyor. Ve aslında baya flat bir hiyerarşi var o anlamda. Yani yaklaşık işte şu anda tam rakamını hatırlamıyorum ama 30-40'a yakın domain olması lazım. Daha fazla da olabilir. Çünkü, çünkü baya büyüyor. Ve bu domainler aslında küçük küçük startuplar gibi çalışıyor. Ve daha çok bottom up bir süreçler oluyor. İşte her domain bir domain lead tarafından yönetiliyor. Ama bunlar illa product bazlı olması gerekmiyor. Benim çalıştığım ekip tabii ki product director tarafından yönetiliyor ama onun dışında daha böyle teknik domainler de olabiliyor. O da işte bir yazılım direktörü tarafından yönetiliyor. Mesela organizasyonel yapıyı düzenleyen şirket de bir domain olarak çalışıyor diğer domainlerle. Böyle bir distributed bir yapı var. Bunların içerisinde tabii belirli roadmap'ler oluşturuluyor. İşte bu yılki büyüme stratejisine X domaini ne gibi bir katkı sağlayacak? İşte onun bir pitch'i hazırlanıyor her sene. İşte startup süreci gibi hani ya, sanki startup'lar ve yatırımcılar gibi işte yönetim kadrosu da burada bir yatırımcı görevi gibi görüyor, görevinde oluyor. Ve orada işte atıyorum 2021 yılında şu 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 gibi hedeflerimiz var ve bunun için şu gibi kaynaklar gerekiyor. Ne gibi insanların işte ekibe alınması gerekiyor. Hani bunları planlaması yapılıyor her sene ve onun üzerine işte ne gibi ekipler oluşturulacak, hangi ekipleri bölebiliriz, hangi ekipleri daha çok hani staff edebiliriz gibi şeyler tartışılıyor. Soruna tekrar geleceğim. Biraz uzaklaştım gibi hissediyorum. <laughs> Yok gayet iyi. Hatta ben araya gireyim. Orada şeyi merak ediyorum. Ondan sonra diğer kısmına geliriz. Domain kısmı bir kere aslında şey sorayım şey de vardı o aklımdayken sorayım onu. Product Manager yönetiyor dedin ya o yönetmenin tanımı ne takımları? Ee, şöyle Klarna'da iki türlü yönetim line'ı var. Bir tanesi accountability dediğimiz yani bütün o roadmap stratejiden ve ekibin o ürünü çıkarmasından sorumlu. Yani yönetimden kastım o aslında. Direkt olarak hani people manager olarak düşünmeyelim. Daha çok o çalışılan cross functional ekipteki ürünün çıkarılmasından sorumlu. Yani aslında product manager'ın %95 yaptığı şey diyebiliriz. Yani hani o ürün başarılı olmazsa accountable olan product manager mi yoksa product manager artı takım? Product manager yani accountable olan kişi. Zaten product manager bir competence title olarak geçiyor Klarna'da. Rol de accountable lead yani sen o ekibin roadmap'e ne kadar hani roadmap'i nasıl aslında sorunu çok anlamadım hani yönetim derken dedin. Şöyle o takımlar cross function takımlar product manager'lar tarafından yönetiliyor dedin ya orada o yönetilmenin tanımını biraz daha iyi anlamak istiyorum. Yani şimdi yönetilme dedim tabii ki de o geri kalan insanlar product manager'a raporlamıyor. O çok net ama hani bir takımın hedefleri tutmadığında mesela orada işte accountable olan hani product manager evet. diye anladım. Hı -hı. Senin dediğinden. Aynen öyle. Oradaki yönetim daha çok hani raporlamak şöyle. işi raporluyorsun sonuçta. Ben mesela competence lead olarak geçiyorum. Çünkü Klarna'da hem competence line var hem de accountable line var. Accountable line ürünü çıkarmadan sorumlu ve o ekibin genel olarak workload'undan da sorumlu kişi oluyor. Competence line'da her çalışan kişinin işte bu tasarımcı olsun, yazılımcı olsun o roadmap'i en iyi şekilde, en kaliteli şekilde üretmesini sağlayacak metotları sağlayan kişi oluyor. Yani biz mesela kariyer gelişiminden tutun işte trainingler olsun, o ekibin en kaliteli şekilde ürün çıkarmasını sağlayacak işte ritüelleri geliştirmek olsun. Bu gibi anlamda etkinliklerimiz var ama ben mesela gidip o ekipteki tasarımcıya sen şu şunda yüzde yirmi, şunda yüzde seksen çalışmalısın gibi bir e, görevim yok. O daha çok accountable lead de oluyor. Ve bu da işte consumer facing ürün çıkaran ekiplerde product managerların görevi oluyor. Birazcık farklı diğer şirket yapılarına göre anladığım kadarıyla. Ya o, orada aslında bu bahsettiğin takım sanki biraz daha yoğun çalışıyor. Sen de onlarla birlikte sık çalıştığını söylemiştin. Bu organizasyonel yapıyı geliştiren düzenler. Onlar ne yapar? Yani onlar mesela... İK mıdır? Hani o ekip yoksa başka fonksiyonlar da mı var içerisinde ve ne yapıyorlar onlar? Organiz, yani Organ Leadership diye geçiyor bu ekibin adı. İşte organizasyonel yapı ve geliştirmeden sorumlu. İşe alım süreçleri olsun, şirket içerisindeki işte performans değerlendirmeleri, işte onun dışında maaş, işte kalibrasyonları gibi farklı farklı alt ekipler var. Aynı zamanda tabii işe alım sürecinde işte preboarding, onboarding, offboarding gibi işlerden de sorumlu ekipler bunların altında. Hani daha sistematik ve bütün şirkette çalışıyorlar gibi. Bazen o organizasyonel ekipteki insanlar diğer domainlerin içine de yerleştirilmiş olabiliyor. Mesela bir domainin koordinasyonu da yapabiliyor. İşte belirli ekip etkinlikleri olsun. Daha böyle işte o team health üzerine çalışmalar yapacak proje müdürlüğü tadında da görevlerde yer alabiliyorlar. Yani birazcık aslında hibrit çalışıyorlar onlar bazı işte org e, specialistler farklı domainlerin içinde çalışıyor bir de onun dışında tek hani unit olarak çalışan bir ekip de söz konusu sen de hani tasarım ve hani ürün yapısının içerisinde hani farklı farklı ekipler kurdun bu yapının mesela çok uyumadığı bir örnek oldu mu çok güzel soru aslında e, şimdi tasarım sürecine baktığımız zaman domainlerin kullanıcı gözü üzerinde herhangi bir etkisi yok. Yani tek bir ürün var, tek bir deneyim var. Ama bu deneyimin altında belki 25 tane farklı ekip ya da bilmem kaç tane domain çalışabiliyor oluyor. Eğer biz tasarımcılar olarak e, bu customer journey beraber çalışıp anlayabilecek yapılar oluşturmazsak, o silolaşmanın yarattığı işte aynı ekibin farklı şey, e, şöyle söyleyeyim, aynı ürün içerisinde iki ekip belki de aynı şeyi farklı şekilde çıkarabiliyor ya da bütün o işte customer journey içerisinde kullanıcının ürünle etkileşmeden önceki ve sonraki aşamalarını atlayabiliyor. Bu gibi durumlarda da aslında bizim tasarım ekibi olarak işte daha horizontal çalıştığımız ve knowledge sharing yaptığımız alanlar var. Onu da bu şekilde önlemeye çalışıyoruz. Ama öte yandan da bu yapıyla da daha hızlı karar verme, daha hızlı ürün çıkarabilme ve çıkarabildiğimiz için veri toplayıp iteratif süreçleri daha çabuklaştırabilme gibi artılarından da faydalanmış oluyoruz. O yüzden aslında artıları daha çok fakat tasarımcılara ve ürün müdürlerine daha çok işte o collaboration'ı oluşturacak, cesaretlendirecek çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve zaten bizim şu anda da en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu, bu collaboration'ı daha çok arttıracak ritüeller oluşturmak. Ve bu konuda da bayağı son 6 ayda geliştiğini düşünüyorum ekibin yani bütün Klarna olarak. Ya son 6 ay zaten son 1 sene eminim onun için çok challenging bir şey olmuştur. Ne gibi ritüeller mesela çok güzel fayda sağladı size? bizim zaten tasarımcılarla özellikle daha yakın problem space'i olan domainlerle belirli böyle işte bi-weekly tactical gibi çalıştığımız işte bu projelerle ilgili share out yapıyoruz. Ve burada da yapmaya çalıştığımız şey aslında bizim aynı patternları yakalayabileceğimiz durumları belirlemek. İşte atıyorum şu anda benim çalıştığım birimin adı işte Consumer Banking ve bize çok yakın çalışan diğer bir domain de Consumer Card. Bunlar aslında birbirine çok yakın çalışan ama farklı journey'leri de o neden ekipler. Fakat tabii bir işte banka kartı ya, da bir, ya da bir kredi kartı ya da bir shopping kartı, one time kartı bunların genel olarak çok ortak deneyim noktaları oluyor. Mesela o gibi durumlarda işte konsistansı yakalamak için e, knowledge sharing yapmaya çalışıyoruz. İşte her iki haftada bir 45 dakikalık bir seans bu. 15 dakika slotlara ayırıyoruz. Mesela 3 tasarımcı o slotlara kendi projelerini yazıyorlar. Orada e, hedeflediğimiz şey işte knowledge sharing yapmak. Eğer diğer takımda ona benzer bir şey yapıldıysa hani onu tekrardan kullanabilmek hani duplicate etmek yerine Aa, biz aslında bunu çalışmıştık hani. Bunu bu tasarıma entegre edebiliriz gibi o sinerjileri yakalamayı sağlıyor. Bunu ilk başta şey gibi denemiştik hani daha freestyle işte show and tell yapalım. Ama sonrasında sadece hani bilgi alışverişine döndü. Çok etkili olmadı. Ondan sonra bu işte 3 farklı işte 15 dakikalık slotlara çevirdikten sonra daha odaklı, daha hani sinerji yakalamaya odaklı bir ajandası oldu ve bu mesela bizim geçen birkaç projede tasarımların hani çok hızlı bir şekilde diğer ekip tarafından kullanılması gibi efficiency sonuçlarını da yaratmış oldu. Yani sıfırdan herkes kendi ekiplerinde kendi tasarımlarını yaratmak yerine a biz aslında işte bir activation flow'u oluşturmuştuk. Aa siz de bunu debit kartta kullanabilirsiniz gibi e, sinerjileri e, yaratmış oldu. Bunları bir yerde dokümente ediyor musunuz peki? Evet. Farklı yerlerde dokumentasyonlar var ama en temel e, dokumentasyon şeyimiz, platformumuz Notion. Biliyor musun Notion'ı? Kullanıyorum. Ya. Şu o, an önümde açık. Öyle Benim de öyle. Evet. E, Notion'ı yaklaşık işte ben benim Klarna'ya başladığım dönemde yeni şey yapmıştık, procure etmiştik. Bütün bu tasarım süreçlerinin, işte ritüellerin, önceden yapılan proje aşamalarının e, edildiği bir platform. Orada da tabii bu gibi şeyleri dokümente ediyoruz. Hani source of truth orası ama tabii onun dışında shareout'un yapıldığı medium'a göre de değişebilir. Mesela Miro'da oluşturduğumuz birkaç board olabiliyor ya da işte Google Slide'da hazırladığımız bir sunum da olabiliyor. Ama hepsini bir şekilde Notion'da dokümente ediyoruz sonrası için hani geriye dönüp bakabilmek için. Anladım. Ve bu hani Searchable da bir şey. Herhangi bir tasarımcı girip de burada hani benim işime yarayabilecek bir şeyler var mı diye bakabildiği de bir katalog gibi de bir şey diye anlıyorum zaten. Aynen öyle. Zaten çoğu işte presentation'ları bu bilgileri açık tutuyoruz. Yani bütün tasarım ekipleri görebilecek şekilde. Peki şeye bu toplantılardan toplantılar öncesinde bir hazırlık yapmalarını istiyor musunuz? Yani önceden şunları yapıp gelin diye böyle bir hazırlık bekleniyor mu? Tabii zaten bu bahsettiğim gibi o 15 dakikalık seanslar daha çok tasarımcıların fayda sağlayacağı bir şey olduğu için onlar proaktif olarak kendi projelerini getiriyorlar. Hani bu bu grup için hani bu audience için önemli olabilir diye. Bir de zaten aynı platform üzerinde deneyim oluşturduğumuz için birbirine çok overlap eden journey'ler var. Hani onları da dikkate alarak zaten tasarımcıların proaktif olarak getirdiği bir şey yani orada. Tasarımcılar tam böyle hani sürecin aslında ortasında ama aslında başından sonuna kadar etkisinin olduğu bir roldeler. Yani çünkü bir hani product manager'ın yaptığı şeyden de aslında product ya biz paraşütte de şey yapıyorduk. Yani bir fahriyatta kurucu ortaklarımızdan bir görsel çizmişti. Ya böyle bir üç tane şey düşün. Bell curve gibi böyle bir şekil düşün ve hani product manager başlatıyor. Onun en yüksek eforunu gösterdiği kısım sürecin biraz daha başında designer onun ortasından başlayıp götürüyor. Bir yerde developer handoff ediyor ama yine developer'ın içine kadar giriyor. Yani böyle bir aslında iki tarafla da overlap eden bir sürecin ortasında sanki designer. O da hani biraz farklı kaslara ihtiyacı var gibi geliyor. Yani o süreci nasıl yönetiyor tasarımcılar ve o sanki sonradan öğrenilen bir şey bu galiba. Yani hani böyle bir çalıştıkça öğrenilen bir şey bu galiba. Bilmiyorum anlatabildim mi sorumu? Kesinlikle deneyimle öğrenilen bir şey çünkü tasarım zaten tasarım çok geniş yelpazede bir şey aslında tamamen e, yaratıcı problem çözme metotlarından oluşan bir şey diye tanımlıyorum ben tasarımı. Aslında senin o bahsettiğin hani işte ürün müdürünün daha başta aktif olduğu işte ortada dizaynerin daha çalıştığı ve kaslarını geliştirdiği sonrasında yazılımcılar... En temelde tabii ki bu ama sadece bu da değil. Zaten bu bu şekilde kalırsa waterfall dediğimiz aslında çok da etkin olmayan bir ürün geliştirme süreci oluyor. Ben aslında tamamen burada baştan sona kadar yazılımcı olsun, tasarımcı olsun, ürün müdürü olsun hep birlikte çalışabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve tasarımcıların aslında o ilk baştaki problem framing tarafında da çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü günün sonunda tasarımcı ve ürün müdürleri aynı şeyi istiyor diye düşünüyorum. Yani ikisi de problem çözmek ve kaliteli ürün geliştirmek konusunda motive. Fakat o hedeflere nasıl ulaştığımız aslında biraz farklı. Yani nasıl düşünüyoruz? Bazen de zaten bu anlamda da sürtüşmeler olabiliyor ekiplerde. İşte ürün, ürün müdürü, aa işte şu feature'ı üreteceğiz diye gelebiliyor. Ama en başta zaten daha o problem tanımlanırken tasarımcı orada daha aktif olabilirse, daha önceden girebilirse o farklı düşüncelerden çok güzel faydalar sağlanabilir. Çünkü biz orada daha çok işte hümanist bakış açısı, daha empati yaparak sürece bakabildiğimiz için farklı bir perspektifte aslında başta hiç düşünülmemiş bir fikri de yaratmaya sebep olabiliyoruz. Bence mesela orada farklı olan şey işte tasarımcının yaratıcı olması, hümanist yaklaşımda bulunabilmesi, farklı bilgileri harmanlayıp so somutlaştırabilmesi gibi yetiler var. Öteki tarafta da mesela ürün yöneticileri strateji oluştururken işte iş modeline uygunluk, teknik kapasite, performans gibi parametreleri belirlemek konusunda güçlü. Tasarımcılar da işte orada doğru duyguları uyandırıyor mu? İşte doğru bir dille kullanıcıya ulaşıyor mu? Ürünle uzun süreli ilişki kurabilecek o fikirleri oluşturmada başarılı. Dolayısıyla ürün stratejisi belirlerken bu farklı açıları en başta erkenden devreye sokmak faydalı diye düşünüyorum. Çünkü bazen böyle neyin üretilmesi gerektiğine dair çok net bir reçete çıktığı zaman mesela ürün ürün yöneticisi tarafından. O yaklaşımın doğru veya yanlış olduğunu çok başta göremeyebiliyorsunuz. Ben mesela orada gerçekten yazılımcıların da yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belki de orada yazılımcıya direkt olarak ''Aa işte biz bu yazılımı yapacağız, bu gibi bir deneyim tasarlıyoruz.'' dendiğinde bunu demek yerine bizim aslında burada çözmemiz gereken problem şu dendiğinde tasarım, yazılımcı da şöyle bir şey diyebiliyor. ''Aa o zaman o yazılım işte sistemini, infrastructure'ı böyle oluşturmak yerine'' böyle de yapabiliriz çünkü bu çok daha kolay gidebilir sonuca gibi o kreatif problem çözme yeten yetisinden bu anlamda da faydalanabiliyoruz. Ee, yani uzun lafın kısası ben o süreci yine product manager moderate de etse yazılımcı ve tasarımcıyla netleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O bence hem tasarımcı ve yazılımcıyı da motive eden bir şey oluyor. Çünkü neyin için yaptığını daha çok kavramış oluyor ve o ürünün nasıl yapılacağına dair de onların da bir fikir katkısı oluyor o durumda. Bence de kesinlikle. Başından sonuna aslında 3 fonksiyonun da dahil olması lazım. Oradaki işte sıklık değişiyor veya sıklık veya yoğunluk yoğunluk değişiyor daha doğrusu. İlk başta hani PM'in daha dediğin gibi eğer çok ekstreme çekersen onun zaten waterfall oluyor. Hani hani hepsini 1 0 1 0 gibi şey yaparsan hani evet o waterfall oluyor ama zaten o değil. Hani daha çok Belki süreci ilk başta product manager lead ediyor ama diğerlerinin de yoğunluğu var. Belki tasarımcının ilk baştaki yoğunluğu daha fazla yazılımcıya göre. Ama yine de yazılımcının da eforu var. E sonra işte biraz daha tasarımcıya geçiyor sonra da yazılımcıya geçiyor. Orada genelde aşılması gereken bir şey problem var. Orada siz nasıl aşıyorsunuz? Yani bu çok fazla toplantıya da sebep olabiliyor. Yani çünkü hani biz de mesela şey yapmaya çalışıyorduk. Yani daha problem bile net olmadan yazılımcıyı dahil etmeye çalışıyorduk ki hani tartışmaya baştan dahil olsun. Hani hangi problemleri eledik ve hangi problemlerin üzerine çalışacağımızı seçtik. O şeyi bilsin, o karar mekanizmasına o da dahil olsun, o da fikrini söylesin. Hem hani nasıl bir şey olacağına dair fikir oluşması açısından hem de biz bunu niye yapıyoruz sorusunun cevabını da almak adına. Fakat hani bütün bu şeyleri alabilmek için onların vaktine ihtiyacımız var. Aynı şekilde hani yolun diğer en sonunda da yazılımcının da tasarımcı ve product manager'a ihtiyacı oluyor bazı kararlarda. Şimdi bu şeyi toplantı yoğunluğunu bilmiyorum hani sizde öyle bir şey oluşuyor ama o toplantı yoğunluğunu nasıl minimize ediyorsunuz veya hani oradaki toplantıların burden'ını nasıl azaltıyorsunuz? Çok güzel bir soru. <laughs> toplantı yoğunluğunu azaltmak genelen bir sorun. <laughs> o geni, genelen bir challenge zaten. Ama onun dışında aslında toplantıdan çok o bir araya gelinen setupların çeşitliliği önemli. İşte bir toplantı yapısında daha böyle tartışma odaklı ya da işte böyle konuşma odaklı bir şeyden ziyade daha çok workshop setup'ında çalışmak daha faydalı ve verimli olabilir diye düşünüyorum. Tabii bunu her aşamada aynı ölçekte yapmak da gerekmiyor. Ama mesela bir ürün sürecinde eğer süreç çok daha kompleks yani çok sıfırdan bir şey yapılıyorsa o noktada baştan o zamanı harcanması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama tabii ki o sprintlere göre de her seferinde hani bunu bir toplantı şeklinde yapmak yerine tek feasibility meetinglerine mesela yedirilebilir. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Mesela Klarna e ilk başladığım zaman da ekipteki tek tasarımcı bendim. Hani hem o ilk ürünleri çıkarmaktan sorumluydum hem de ekibi büyütmek. Tabii o anlamda team designer olarak da çalıştım. Böyle bir 4-5 ay oldu benim yoğun bir şekilde. Orada da çünkü çok farklı şeyleri bir arada yapmaya çalıştığımız için benim bir şekilde o feasibility'yi de çok erkenden belirleyip tasarım süreçlerini o şekilde daha çok simplify etmem gerekiyordu. Ekstra bir toplantı ayarlamak yerine Onların mesela feasibility toplantılarının yaklaşık bir 15-20 dakikasını tasarım işte feasibility'sine ayırıyordum. Orada da mesela illa o tasarımın son halini göstermek yerine mesela bazen flow chart'la geliyordum. İşte sign up flow'unu tasarlıyoruz. Ben orada direkt olarak bütün ekranları böyle bir araya getirip prototip oluşturmak yerine ilk başta mesela veri toplama sürecine ve deneyimine odaklanmıştım. Orada hedeflemeye çalıştığım şey Yazılım sürecinde ne gibi ne gibi zorluklar olabilir? Bunu nasıl bir şekilde basitleştirebiliriz? Farklı verileri nasıl ayırabiliriz ve ben onun üzerinden tasarım yapma kararı daha rahat alabileyim diye bu gibi toplantıları yedirmiştim mesela. Orada da şu gibi feedback'ler çok faydalı oldu. Yani yazılımcı şey diyor mesela, "Aa aslında biz o bilgiyi farklı bir noktada da toplayabiliriz. Ha o zaman ona göre biz farklı bir data collection modülü oluşturabiliriz." gibi o sinerjileri de çok önceden yaratmayı sağlıyor. Diğer bir artısı da aslında sizin o ekran noktasına nasıl geldiğiniz de yazılımcılar görmüş oluyor. Yani sizin o thought prosesi de çok erkenden gösterebilmenizi sağlıyor. Bu daha çok hani sprint cycle'larda benim geliştirdiğim bir şeydi ve faydalı oldu. Yani toplantıyı da arttırmamak için. Daha büyük projelerde de işte farklı brainstorming workshop'larının faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir problem statement yaratıp mesela bir ürün müdürüyle ürün işte tasarımcısı beraber oturup bir problem statement yaratıp onun üzerinden işte farklı ideation'lar yapabilmek ve bunlarda yazılımcılara da katarak onların daha interaktif bir şekilde o bilgiyi bilgi alışverişini sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun tabii her hafta, her iki haftada bir olması gerekmiyor. Daha çok işte bir büyük bir projenin kick-off sürecinde belki 2-3 saat ayrılarak yapılabilir. Yani bu süreçte de hani biraz daha önce de şeyden bahsetmiştin ya tasarımcının veriyle de hani görsellik evet ama diğer taraftan veriyle de bir şey anlatması anlatmasının öneminden bahsetmiştin. Ya burada hatta yazılarından da bir tanesi data driven design ile ilgiliydi. Data driven design ne demek ve hani yani ne kadar data ...dan bahsediyoruz burada yani gerçekten böyle komplike modellemeler, analizler mi yoksa başka bir şey mi? Nedir oradaki o Data Driven Design? En sevdiğim konu. <laughs> ya aslında şöyle, tanım olarak baktığımızda Data Driven, kullanıcılar hakkında toplanan çeşitli ve işte büyük ölçekli verilere bakarak... ...tasarım sürecini tanımlamak ve ona göre çözümler üretmek demek diye düşünüyorum. Sektörde bu tanım bayağıdır tartışılıyor özellikle dizayn tarafında... Başarılı bir tasarım sürecinin formülünü düşündüğümüzde tabii ki verinin rolünün yadsınamaz olduğunu düşünüyorum. Ancak oradaki o driven kelimesi birazcık tartışılır. Çünkü şu anda mesela sektörde daha çok bu data informed design diye bir yaklaşım gelişti. Orada da hani daha çok veriden haberdar ama direkt olarak ona yönelik bir süreç oluşturmaya da odaklı olmamalı. Çünkü ben açıkçası biraz bu bakış açısına daha yakınım çünkü data driven'ın biraz daha büyük resmi görmeyi engellediğini düşünüyorum. Biraz detayına örneklerle ineceğim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum başta. Bu bakış açısının daha yapıcı, yaratıcı ve uzun vadeli başarı sağlayan ürün çıkarmasında çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü en temelde hangi insan problemini çözüyoruz? Bu problemin işte bize gerçekten problem olduğunu kanıtlayan nedir ve bunu çözdüğümüzü nasıl anlarız gibi süreçlerden geçtiğini düşünüyorum ve burada da veri çok önemli. Çünkü diyelim ki bir ürün içerisinde bir başarı metriğiniz var ve veriye baktığında aslında sadece orada bir şeyin doğru çalışıp çalışmadığını semptomunu veriyor ama tam olarak neden problem olduğunu vermiyor. Eğer direkt olarak data driven bakarsak tamamen o metriği optimize etmeye yönelik bir tasarım süreci geliştirmiş oluruz. Orada aslında nedenine çok detaylı inmezsek farklı çözüm yollarını başta engellemiş oluruz diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle yani veriye bakmak tek başına niye yeterli değil? Çünkü orada mesela tamamen statistikli bir numara var fakat tamamen aslında ne olduğunu gösteriyor sadece neden olduğunu göstermiyor. Orada da mesela kalitatif yöntemlerin devreye girdiğini düşünüyorum. Hani daha çok neden bu insanla ürünü kullanmıyor? Yani gerçekten çok ihtiyaç mı duymuyor? Mesela etkileşim süreçleriyle ilgili bir metrik örneği vereyim. Mesela diyelim ki bir sign up funnel'ı oluşturdunuz. İki, işte ilk haftalarda bir aktif bir kullanım söz konusu. Sonra iki hafta sonra bir anda işte etkileşimde bir düşüş var. Hani insanla o funnel'dan geçtikten sonra Belki de iki haftada bir kullanmaları gerekmiyor. Belki dört haftada bir ihtiyaçları var. Yani orada sadece o parametreye bakarak... ...aa işte bunu arttırmalıyız, oradaki etkileşimi arttırmalıyız diye bir bakış açısı. Aslında belki de doğru bir ürün süreci yönetmeyi de engellemiş oluyor. Belki de orada eksik olan şey iki hafta sonraki ihtiyaçlarına... ...denk gelen bir feature'ın olmayışı da olabilir. Ya da dört haftada bir kullanmak o ürünün etkileşim metriği olabilir. Çünkü her ürünle etkileşim sıklığımız aynı değil mesela. E bunları da tabii ki işte interview yaparak, farklı farklı sorular sorarak, belki çok statistikli significant olmasa da en azından böyle bir pattern oluşturmakta bize fayda sağlıyor. Bu sadece şey de değil yani bize bir reçete oluşturması için de değil, tasarım süreçlerini daha farklı farklı noktalara dağıtmak için de ilham kaynağı oluşturuyor aslında. Buna rağmen mesela o kalitatif araştırmaların üzerine mesela bazen çok conflicting bilgiler de verilebiliyor. İşte özellikle benim bu finans sektöründe çalışırken fark ettiğim bir şey var. Çok zor mesela bir insanın genel olarak parayla ilişkisi çok kişisel ve herkesin aslında finansal bilgi düzeyine, o konuya ilgisine parayla olan etkileşimine göre beklentileri çok farklı. Ve o yüzden patern oluşturmak bazen zor olabiliyor. Çünkü mesela bir, bir kişi mesela diyelim ki o ay gerçekten bütçelendirmeyi çok aktif yapabiliyor oluyor. Mesela bazıları Excel sheet'te oturup işte şu, şu ay şuna şu kadar para harcadım. İşte şu kadar biriktirmeliyim. Shopping için bile mesela aylık işte ben şu kadar bilmem kaç yüz yıldan fazla harcamayacağım gibi daha böyle işte labor intense bir takım şeyler, ürünler kullanabiliyorlar. Ötekisi de mesela tamamen çok basit beklentiler olabilir. İşte en yakın ATM'den para çekebileyim, zaten çok biriktirmiyorum falan gibi. O noktada da tabii bazen tasarımcılar şöyle bir handikapa girebiliyor işte. Aa biraz daha interview yapayım. Burada tam aslında bir pattern oluşturamadım. O da bazen işte bu ürün süreçlerinde süreci yavaşlatmaya sebep olabiliyor. E bir noktada da hani doğru ve hızlı kararı da verebilmemiz önemli. Orada da üçüncü önemli olan şey işte bazen aslında çok da nasıl söyleyeyim? Tasarımcının aslında çok güçlü olduğu fakat çok da değer görmediği bir yetkinliğe giriyor devreye. O da intuition. Ya yani gut feeling dediğimiz şey. Günün sonunda işte veri bize semptomları gösteriyor. İşte kalitetif araştırmalar neden o semptomları olduğuna dair birkaç fikir sağlıyor. Ama bazen de onların içinden belirli şeyleri seçmek gerekiyor. Orada da işte o tasarımcının içgüdüsü devreye giriyor. Doğru kararı. O anda verebileceği en doğru karar da ilerlemeyi sağlıyor. Ya bunları beraber harmanladıkça zaten bence verinin tasarım süreçlerine doğru etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama orada tamamen sadece data üzerinden ilerlendiğinde belki o numarayı optimize edecek birkaç kısa vadeli çözümde bulunabilirsiniz. Ama belki orada oluşturduğunuz bir design pattern'ı belki uzun vadede kullanıcı etkileşimine işte trust olsun işte o lifetime cycle'ı belki de negatif etkileyecek bir sonuca da yol açabilir. Yani duruma bağlı olarak datanın ne kadar neyi dikte etmesi gerektiğini iyi belirlemek lazım diye düşünüyorum. Ya enteresan bir konu çünkü dediğin gibi ya datanın şöyle bir avantajı var. Hani matematik olduğu için çok net bir şekilde her şey ortada ve herkesin anlayabileceği bir dil. Hani şey olmasına gerek yok yani sen metrikleri vesaireleri çok net bir şekilde düzenledikten sonra herkes her şeyi anlar zaten. Hani biz bunu iyileştirmek için ne yapmamız lazım mı bile aslında geriye dönük şey yapabiliyorsun. Ama diğer taraftan dediğin gibi büyük resmi veya hani rakamlarla anlatılamayacak mesela işte güvenden bahsettin demin. Kısımları da kaçırmaya da yol açabiliyor. O yüzden hani sadece rakamlarla işlenildiğinde o rakamların cover etmediği alanlar ölçülmemiş oluyor haliyle. Yani ya o zaman da işte her şeyi ölçmek lazıma geliyor ama mesela işte nasıl ölçeceksin? İşte bize güveniyor musunuz diye soru sorarsın belki. Hani oradan belki bir hani binary bir rakama getirebilirsin veya bir hani bir ölçeğe getirebilirsin. Ama o da tabii hani başka bir şey yani o zaman da şey sorusu geliyor işte ne kadar doğru bir veri bu hani güvenilir şeyini nasıl rakama döküyorsun vesaire vesaire. O yüzden aslında hani bizim de can yani bir prodakçı olarak baktığında bahsettiğin şeyler birebir hani örtüşüyor yani. Hani bizim için de aynı şey geçerli. Hani bir kantitatifle kalitatifi yani veriyle o kalitatif tarafı her şekilde aynı anda değerlendirmek lazım. Çünkü ikisi de büyük resmi daha sonra bütün şeyi ye hakim olmanı sağlamıyor tek başlarına. İkisine de birlikte bakmak gerekiyor. O yüzden aslında şey mesela bahsettiğin her şeyi sen hani bir designer olarak değil de bir product manager olarak söyleseydin de birebir aynıydı yani aslında. O yüzden aslında hani designer'la ve productçılarla designer'lar aslında çok yakın ondan da bahsettin yani. Çok yakın birbirlerine. Yaptıkları şey belki farklı ama hani biz hani hatta şey yapardık yani yazılımcıyla, tasarım, pardon tasarımcıyla ürün yöneticisi daha fazla vakit geçirirdi yani bütün o süreçte. Çünkü birlikte bilmiyorum kafalar daha şeydi yani hani daha su yapılması gereken şeyler daha benzerdi herhalde o yüzden daha hani yakın çalışıyorlardı diyeyim. Öyle tabii o doğal olarak hani bahsettiğim gibi aynı hedefler problem çözme yetisi bunlar aslında çok ortak şeyler. Tek farklılığı şey diye düşünüyorum işte o dedim ya farklı şekilde yaklaşıyoruz o problem çözmeye. Biraz, bizimkisi biraz daha non linear aslında. O yüzden de bu roadmapleri belirlerken mesela çok lineermişçesine yapıldığı zaman tasarımcıları orada da bazen stresi sokabiliyor. Çünkü mesela bir şey yakalıyorsunuz orada ve fark ediyorsunuz mesela iki gün daha çalışırsam ona veya başka bir şekilde o kullanıcı testine sokarsam aslında daha doğru, daha güzel ve kalıcı bir çözüm bulabileceğim gibi bir yapıya gelebiliyor ama işte orada da roadmapleri zaman odaklı bakmak yerine işte milestone odaklı bakmak daha doğru işte bir Projenin işte beş aşaması var. O bir aşamayı ne kadar bitirdik, nasıl bitirdik? Yani o, onun bir haftada bitirilmesine odaklanmak yerine o şeye odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında şeye tekrar bir not eklemek istiyorum. Hani güven nasıl ölçülür? Orada aslında en önemli parametre zaman. Çünkü benim mesela genelde gözlemlediğim bazen çok zaman verilmediği. Çünkü güven aslında çok uzun sürede oluşturulabilen. Dolayısıyla da uzun sürede ölçümlenebilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani bunu belki direkt olarak ne kadar kişi işte convert etmiş, ne kadar kişi alışveriş yapmış, ne kadar kişi paralarını yatırmıştan çok farklı farklı alanlarda da ölçümleyebilirsiniz. Mesela App Store'daki işte yorumlar olsun. Bir blogdaki yorumlar olsun. İşte sizin mesela bir basın açıklaması yaptığınızda bir ürün çıktığında mesela onun altında ne gibi komentler dönüyor? Hani buradan aslında çok dağınık da olsa hani bunu bir şekilde formüle edebildiğiniz zaman aslında yakın böyle analizler çıkarılabiliyor orada. Sizin genel olarak hani marka algınız nasıl mesela insanlar nasıl konuşuyor? Ya da belirli dönem işte surveylerle bunları tekrar check etme yöntemleri bulunabilir. Hani bunu yapan mesela... Farklı farklı tool'lar da var. İşte sentiment analizsiz yapan, farklı platformlarda o markayla, o ürünle ilgili yorumları toplayıp işte analiz yapan şeyler oluyor. Orada da işte kelimeler önemli. Güven hissiyatını ölç. Güven hissiyatını ölç. Yani. yani bir şekilde aslında o da ölçümlenebilir. Sadece doğru zaman aralığında ölçmek önemli. Bir de işte o sizin işte ürünlerinizle mesela ne kadar sürede nasıl etkileşiyor? Oradaki o tutarlı etkileşim de aslında bir güven ölçümü. Sonuçta o üründen memnun olduğu için kullanmaya devam ediyor. Orada zaman daha önemli. Ne kadar kalıcı o etkileşim? Onu ölçmek lazım. Diler ağzına sağlık. Çok teşekkürler. <laughs> ben de teşekkür ederim. Bugün kaydı cumartesi günü yapıyoruz cumartesi günü ayırdığın için. Çok keyifliydi. Hani farklı şeyler gibi yani bir tasarımcı seviyesinde değil aslında biraz daha böyle hani high level organizasyonel seviyede ve hani Biraz daha belki de hani rol seviyesinde konuşmuş olduk. Güzel oldu. Çok ben teşekkürler. de çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Dinleyenlere de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.